Premier Lig'de Loftus Road'da ligin dibindeki Queen's Park Rangers ligin zirvesindeki Manchester United'ı ağırlıyor. 65-17 puanlar, 48 puan fark var. Bu geçtiğimiz 26 karşılaşmada iki takım arasında oluşan fark bu. Queen's Park Rangers Swansea deplasmanına gitti. 2 hafta önce 4-1'lik yenilgiyle döndü. Çok önemli bir puan maçıydı. Manchester United ise Everton'ı 2-0 yendi. Ondan sonra Real Madrid deplasmanında Bernabeu'da 1-1'lik beraberlikle Old Trafford'a avantaj getirdi. Ondan sonra bu kez Reading'le oynadı. 2-0'la onu geçti ve FA Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Middlesbrough-Chelsea maçının galibiyle kendi sahasında çeyrek final maçı oynayacak. Sir Ferguson üçlüye doğru gidiyor. 1999'da kazandığı FA Kupası şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu tekrar etmek istiyor ve şu andaki kadrom o zamanki kadromdan daha kuvvetli diyor. Ama ne de olsa hafta içinde Real Madrid'de oynayacakları çok ama çok önemli bir karşılaşma var. Ligde 12 puan fark var. Geçen hafta yedeklerle çıkması bekleniyordu Everton maçına. Manchester City bir gün önce maçı kaybedince Ferguson kararını değiştirdi. Bir anda az kadroya çıktı ve puan farkını 12'ye çıkarttı. Belki de bu karşılaşmaya istinaden bir hareket de olabilir o. Belki de bu maçtır yedeklerle çıkacağı maç. Çünkü gerçekten de çok fazla kaybedeceği bir şey yok. Ligde yenilse bile, puan farkı 9'a bile inse yine geri kalan haftalar için oldukça iyi, sağlıklı bir fark. Ama önemli olan tabii Real Madrid karşılaşmasında takımın sağlıklı olması. Rooney'nin olmayacağını bugünden itibaren biliyoruz. Ama başka nasıl bir kadroya çıkacak Sir Ferguson? Onu bilmiyoruz işin açıkçası. Ona bakacağız. Maçtan hemen önce belli olacak şeyler. Tottenham beraberliğinden sonra 6 maç oynadı. 5 galibiyet aldı Manchester United. Ve 1 beraberlik aldı. O da dediğimiz gibi Bernabeu'daki. Aralarında oynanan son 4 maçın hepsini deplasmanda ve Old Trafford'da Manchester United kazandı. Bu sezon ilk karşılaşma Queen's Park Rangers atmıştı ilk golü, hatırlayacaksınız, ama maçı 3-1 United kazanmıştı. Geçen sene Londra'da 2-0 United kazandı ve bu videonun başından beri gördüğünüz gibi iki takım arasında hiç dengeli bir durum yok. Ancak Manchester United'ın çıkacağı kadro bu maçı çok fazlasıyla belirleyecek. Queen's Park Rangers Redknapp yönetiminde 4 beraberlik üst üste aldı. Tam Swansea deplasmanından da bir şeyler almayı ümit ediyordu ki 17 puanda kaldı. Artık yavaş yavaş ümitlerin tükendiği noktaya geldi Londralılar. Manchester City ile burada 0-0 berabere kalmışlardı. Dolayısıyla aslında bazı maçları bağlama yeteneği var. Manchester City'yi bağlama yeteneği var en azından. Ama Manchester United'ın çıkacağı kadroya göre dediğimiz gibi Queen's Park Rangers'ın bu karşılaşmadaki talihi belli olacak. Hoylett uzun süredir sakattı. O bu karşılaşmada oynayacak durumda. Ama her halde ben bu karşılaşmanın az gollü geçeceğini düşünüyorum. Kadroya bakmadan herhangi bir şey söylemek çok zor. Dolayısıyla taraf bahsinden uzak durun. Alt oynayın Queen's Park Rangers Manchester United maçına.